Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, benim böyle güzel bir kumaşım var ve ben bundan kimono dikmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel kumaşıma kimono dikeceğiz. Kumaşımız viskon. 2 metre 20 santim kumaşım var. Önce 2'ye sonra 4'e katladım arkadaşlar şu şekilde boyuna. Ve boyumuzu 1 metre 10 santim boyumuz olacak. Şimdi kumaşımın üzerinden şöyle düzeltmek adına düz bir çizgi çekiyorum. Bu gözükecek mi? Bakalım sabunumuz. Şöyle düz bir çizgi çekiyorum ve bakıyorum, gözükmüyorsa beyaz sabunla kullanabiliriz. Evet, gözükmüyor arkadaşlar. Evet, hemen beyaz sabunla deniyoruz. Ve şöyle kumaşımın üzerinden düzeltme çizgimi çektim. Evet arkadaşlar, şimdi kimonomuzu nasıl dikeceğiz arkadaşlar? Kimonomuzu düşük kol ve yakalı 1 metre 10 santim boyunda dikeceğiz. Ve bunun için ölçülerimizi hazırlayacağız. Ölçülerimizi nasıl hazırlayacağız arkadaşlar? Vücudumuzun özelliğine göre, göğsümüz büyükse göğüs ölçüsüne göre, kalçamız büyük ise kalça ölçüsüne göre hazırlayacağız. Ben kalça ölçüme göre ölçümü hazırladım arkadaşlar. 116 santim bölü 4 yaptım. Benim kalçam 116 bölü 4. 29 santim çıktı. Buna da 2 santim ekleme yaptım. 31 santimden çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kumaşımı şöyle 31 santimden kapatıyorum. Evet. Kumaşımın her tarafından 31 santim kapatıyorum. Çiziyorum ve kapatacağım arkadaşlar. Siz de kalça ölçünüzü alın, 4'e bölün ve istediğiniz bolluğu ekleyerek bu modeli çalışabilirsiniz. Evet, şöyle hemen kapatıyorum burayı. Evet, 31 santimden kapattık. Şimdi şuradan ensemi alıyorum. 10 santim ense yapıyorum. Buradan sonra kalan kumaşımı ölçüyorum ve kol boyumu hemen hemen verecek. Şöyle omuz başından tutuyorum. Birazcık düşme yapıyorum. 3-4 santim kadar. Evet, bakıyorum. 5 santim düşmüşüz. 5 santim düşüklük yapıyorum. Ve omuz başımdan cep telimi yerleştiriyorum. Şu şekilde omzumu çiziyorum. Omuz çizgimizi aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi omuz başından mezromu yerleştiriyorum ve belimizi buluyoruz arkadaşlar. Arka ve ön uzunluk benim 44 santim. Buradan işaretliyorum 44 santimi. Hemen şöyle burayı uzatıyorum. Ve kol evimizi yerleştireceğiz. Çizdiğimiz omuz çizgisinden aşağıya ben şöyle kol evim salaş olsun, geniş olsun istiyorum. Şöyle 26 santim veriyorum. Ve belden yukarıya 5-6 santim çıktıktan sonra işaretimi alıyorum. Ve buraya
Buraya güzel bir kavis yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen cetvelimizi bulalım. Buraya şurayı şu şekilde bir düz çizelim. Bir dakika. Manşetimizi şuraya ölçüsünü yerleştirelim. Manşetimi ben şöyle 23 santim geniş yapmak istiyorum. Ve şuradan bir çizgi çekiyorum. Aldığım işarete şöyle bir çizgi çekeceğim. Ve şu cetvelimi çektiğim çizgiye yerleştirerek şu şekilde biraz ya da elle yapalım şöyle. Şöyle istediğim kavisi veriyorum. Biraz rahat salaş olsun istiyorum kimonomu. Evet, şimdi bu şekilde kavisimizi de verdik. İkisini de arka olarak çalışacağız arkadaşlar. Ve kimonomun etek ucunda açma yapacağım. Şimdi etek ucundan şöyle bir 6 santim açma yapıyorum. Şu şekilde. Kalçadan, yani burada belimizi bulmuştuk. Belden aşağısı 20 santim kalça düşüklüğü. Kalçaya göre çalıştık ya arkadaşlar. O yüzden şimdi kalçadan aşağıya şu şekilde bir açma yapıyoruz. Daha güzel dursun diye. Evet, şimdi ensemizden başlıyoruz kesmeye. Ensemi 3 santim düşürüyorum. 3 santimden işaretimi alıyorum. 1-1,5 santim düz gittikten sonra eğimimi vererek çiziyorum ensemi. 4 kat çalıştık. İkisi de arka olarak arkadaşlar. Ön değişikliklerimizi yapacağız. Evet, şimdi arka yakama göre oyuyorum. 1 santim dikiş payı vererek çizdiğim omuz çizgisinden kesiyorum. Evet. Kestik arkadaşlar. Şimdi kol ağzımı düzeltiyorum. Kolumuz eksik gelirse manşetle takabiliriz. Şimdi buradan 1 santim dikiş payı vererek kimonomu kesiyorum 4 katını birden. Kumaşım da çok güzel arkadaşlar. Viskon kumaş kimono için özel seçilmiş. Evet, şimdi kimonomuz çıktı. Şu şekilde. Etek ucumuzu da düzeltiyoruz. Bakıyorum nasıl gözüküyor. Etek ucumuz gözüküyor mu? Evet, gayet güzel gözüküyor. Ve etek ucumuzda sarkma yapmasın diye 1,5-2 santim yukarı keserek, eğim vererek kesiyoruz arkadaşlar. Önce katını açayım. Evet, görüyorsunuz zaten. Şuradan şöyle eğimimi veriyorum. Şurayı da düzeltelim. Evet. Şimdi bir tanesini alıyorum, kaldırıyorum. Bir tanesini ön yapacağız arkadaşlar. Önünü açacağız ama önce yakamızı açalım. Yakamızı şu şekilde kaç santim yapalım? Şöyle 30 santim falan olsun. Şuradan 30 santimden işaretimi alıyorum. Ve tatlı ve güzel bir kavisli yaka yapacağım arkadaşlar. Şöyle güzel tatlı bir V yaka yapacağım. Şuradan pardon. Şuradan çiziyorum. Ve
buradan yakamızı oyuyoruz. Ön ortasını açıyorum arkadaşlar. Çünkü önüne biye veya bant yapacağım. Önüne istediğiniz kalınlıkta bant yapabilirsiniz. Kemer yapacağım. Bant yapacağım. Şuradan kemer köprüsü için işaretimizi de alalım. Şöyle belimiz 44 santime geliyordu. 44 santimden şöyle işaretimizi alalım. Buraya bir köprü takacağız. Evet arkadaşlar, kimonomun kesimi bitti. Kol ucuna da manşet yapacağım. Şimdi öncelikle omuzları dikeceğiz. Arka bedenimi alta yatırıyorum. Şu şekilde. Ön bedenimi de üzerine alıyorum. Overlocklarını çekeceğim. Dikeceğim. Ve bant dikme aşamasına geldiğinde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi önce şöyle gördüğünüz gibi omuzları dikeceğiz. Yanları dikeceğiz. Kolunu bu şekilde kısa da kullanabiliriz. Fakat ben bant takmayı düşünüyorum. Kalın bir bant. Bakalım dikerken karar vereceğiz ona da. Şimdi omuzları ve yanları kapatıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 10'ar santimden 2 tane böyle bant kestim. Bunları birleştireceğim ortadan. Ütü de ikiye kıracağım ve önümüze bant olarak takacağız. Bir tane de kemer için kestim. Kemer yapacağız. Bunları da kol uçlarına takacağım. Bakın şöyle iki kat yapıp kol ucuma takacağım şu şekilde. Evet, şimdi ölçü vermek gerekirse katlandığı zaman 7 santim olacak arkadaşlar. Kol ucuna göre kestim ve buraya takacağım arkadaşlar. Evet, omuzları diktik, yanları kapattık ve bakın arkadaşlar böyle köprü yaptım ben buralara. Kemerimizi geçirmek için buradan köprü yaptım. Buradan kemerimizi geçireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bantlarımı hazırlıyorum. Kol bandımı geçirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kimonomuzu bitirmek üzereyiz. Bakın kollarına şu şekilde bant taktım. Çok güzel oldu. Ve kemer için bantımızı birleştirdik şöyle ortadan. Ense ortamızı da işaretini aldık arkadaşlar. Bu ense ortasına ek yerini getireceğim. Bu şekilde kimonomun etrafına bu bandımızı dikeceğiz arkadaşlar. İçine tela falan koymadım. Çünkü salaş bir model olduğu için telaya gerek yok. Bunu bu şekilde etrafına dikiyoruz, geliyoruz. Kemerimizi de dikiyoruz ve kimonomuzun bitmiş halini paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kimonomuz bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık, harika bir kimono oldu arkadaşlar. Bakın, kemer yerine biye yaptım. Çok harika oldu arkadaşlar. Siz de benim videolarımı izleyerek kendinize çok şık, harika kimonolar dikebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil sesini aktif hale getirerek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Ayrıca kimonomuz satılıktır arkadaşlar. Kimonomu satın almak isterseniz Instagram sayfam Üçer Hülya. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.